21 Ocak 2024 Pazar Cevdet Erdöl Akşam Gazetesi Batık Zihniyeti Epstein Adası Yakın zamanda yazdığım bir köşe yazısında yüz binlerce mülteci çocuğun fuhuş kölesi yapıldığı ve organ mafyasına teslim edilme ihtimaline dikkatlerinizi çekmiştim. Akşam Gazetesi 3 Aralık 2023 Dehşet veren bu tabloyu Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Niko Kocias kimsesiz çocuklara vize vermek organ ticareti anlamına geliyor sözleriyle itiraf etmişti. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Çocukları Kurtarın sadece 2015 yılı içerisinde 26 bin civarında çocuğun Avrupa ülkelerine yanlarında anne ya da babaları olmadan geldiğine, nerede olduklarını, ne yaptıklarını ya da kimin yanında olduklarının bilinmediğine dikkat çekmişti. Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporuna da yansıyan bu ürkütücü durumun ardından Avrupa adeta sessizliğe gömülmüş durumdadır. Herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Çocukların akıbeti ise maalesef bilinmiyordu ta ki geçenlerde Amerika'dan gelen iğrenç bir habere kadar. Epstein Adası vakasını duymuşsunuzdur. Epstein Adası, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in adını taşıyan ve bir dizi skandal ve yasal sorunla anılan özel bir adadır. Karayipler'deki ABD Virgin Adaları'nda bulunan iki adadan oluşan bir takım adadır. Adalar Little St. James ve Great St. James olarak bilinir. Little St. James, Amerikalı iş adamı Epstein'in özel ikametgahıydı ve adada bir konak, havuz, tenis kortu ve helikopter pisti bulunuyordu. 2002'den 2005'e kadar Epstein'in Virgin adalarında özel adası Little St. James'te reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismara maruz bıraktığı ve puhuş için kullandığı iddia edildi. Bu iddialar Epstein'in 2006'da Florida'da tutuklanmasına ve çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamalarından hüküm giymesine yol açtı. Epstein 13 ay hapis yattıktan sonra ev hapsine alındı ve özel bir jandarma ekibi tarafından gözetim altına alındı. 2019'da Epstein'in New York'ta federal pedofili ticareti suçlamalarıyla yeniden tutuklanmasıyla ada yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Epstein'in adasında neler olduğu hakkında birçok iddia ve spekülasyon var. Bazıları adanın pedofili adası olarak kullanıldığını ve Epstein'in burada reşit olmayan kızları zengin ve güçlü arkadaşlarına pazarladığını iddia ediyor. Epstein'in ölümünden sonra adada FBI tarafından bir arama yapıldı. Aramada kız çocuklarının cinsel istismarına dair güçlü kanıtlar ve adanın garip ve rahatsız edici olduğu söylenen birçok suç unsuru bulundu. Epstein adasında nelerin olduğu hakkında hala birçok bilinmeyen var. Ancak Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismara maruz bıraktığı ve fuhuş için kullandığı çok net. Basına sızan belgelere göre bu adada inanılmaz şeyler yaşanmış. Kaçırılan çocuklar, tecavüz edilen bebekler, işkenceler, pedofil hainleri, sapkın partiler. Yazmaya elim, söylemeye dilim varmıyor. İşin korkunç bir yanı da Epstein'le görüşen isimler. Trump dahil pek çok dünya liderinin bu adada sapkın adamla dostluğu basına sızsa da olay örtbas edilmeye çalışılıyor. Yahudileri günahı kadar sevmeyen Batılların Gazze soykırımına destek vermelerinin nedeni şimdi çok daha iyi anlaşılıyor. Dünyada İsrail'e kölelik eden devlet adamlarının ne halt ettiklerini ayan beyan ortada. Pek çok yazımda gündeme getirdiğim kayıp yüz binlerce çocuğun bu sapkınların elinde oyuncak olduğu artık çok net hale gelmiştir sevgili okurlarım. Gittiği her yere savaş, kan, gözyaşı, tecavüz, ağıt götüren zihniyetten mazlumlara gül dağıtmasını beklemiyorduk elbette. Ama bu kadarını da beklemiyorduk. Bu rezillikle öğretilen ve savunulan batılı değerlerin ne kadar batıl olduğunu bir kez daha tüm dünya görmüş oldu. Batı bu zulmün hesabını vermeyeceğini mi sanıyor? Özellikle kendi içindeki vicdanlı, ahlaklı olanlara, sonrasında tüm insanlığa, bunda hiç ama hiç şüphem yoktur. Zalimlerden, dış ve iç hainlerden, zulmü alkışlayanlardan bizleri uzak eyle Allah'ım. Nerede bir zalim ve zulmü varsa ona destek olanı, taltif edeni niyetlerinin zifiri kuyularına hapseyle Allah'ım. Vahşi batının koca dünyaya sığdıramadıkları, tecavüz figürü, köle, döner olarak kullandıkları masum çocukların ahı nedeniyle vaat edilen topraklara gömülecekleri günler yakındır. Allah vadinden dönmez. Zalimler ve tüm zulüm paydaşları hak ettiklerini görecekler. O vakitse çok da uzakta değil bilakis yakındır sağlık ve afiyet içinde kalınız